Manşete hoş geldiniz. Seçimden önceki son manşet bu. Artık seçime saatler var. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, oy kullanacağız. Ben seçime çok yaklaşıldığında son bir gün kala, iki gün kala söylenen şeylerin, yapılan propagandanın ya da bir takım ortaya atılan görüşlerin, analizlerin seçmenlerin fikirleri üzerinde ne kadar tesirli olduğunu düşünürüm ve çok da fazla tesirli olmadığı kanaatindeyim. Çünkü oy vermeyi, yani oyunun kararını vermiş olan vermiştir onu ve bunu değiştirmez. Ve Türkiye'de şu anda zaten sandık başına gidecek insanların tamamı bu kararı vermiş durumda. Fakat insanların mühim bir bölümünün sandığa gidip gitmemekle arada kaldığı düşüncesindeyim. Dolayısıyla onlara bir şeyler söylemek istiyorum. Sinan Oğan'a oy vermiş olabilir, bu seçimde gitmeyi düşünmüyor olabilir. Son 1-2 hafta içerisinde geliştirilen bir takım söylemler rahatsız etmiş olabilir. Pusulada iki Erdoğan yok dedim. Pusulada iki Erdoğan olduğunu ve kime oy verirlerse versinler durumun değişmeyeceğini düşünüp ümitsizliğe düşenler olabilir. Bu yayını biraz da onlar için yapıyorum. Seçimin en çarpıcı sonuçlarından biri, ben seçim sonuçlarını analiz etmiyorum çünkü sonuçların üzerinde büyük bir şaibe var. Yani %5 ila 10 civarında oy manipüle edilmiş görülüyor. Fakat ispat edebilir misin? Edemezsin. Yani o geçti ve bunu etkin bir şekilde takip edip tek tek itiraz etmek ve o oy noktasında, seçim noktasında, sandık noktasında bu konuyu takip etmek gerekiyor. Güçlü bir avukat ordusuyla filan. Ama görülen konu hala Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları açıklamaması. Bakın, normal takvime göre yürüseydi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin töreni olması lazımdı. Milletvekilleri yemin etmesi lazımdı. 2018'de öyle oldu. Bir sonraki cumartesi günü yemin töreni vardı. Fakat bu yok. Ve milletvekilleri bir ikisi müstesna mazbatalarını alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kaydolmuşlar. Kayıtlarını yaptırmışlar değiller falan. Böyle acayip bir dönemden geçiliyor ve bakanlar bakanlık gücüyle propaganda yapmayı sürdürüyorlar. Milletvekili seçildikleri halde filan. Bunların hiçbirisi hesap edilmemiş. Böyle ucube bir sistem, böyle ucube bir dönem ve yöntemlerle iki seçim arasını yaşıyoruz ve Türkiye ilk defa iki turlu bir seçimi tecrübe ediyor. O açıdan önemsiyorum. Yani yarın bu iki turlu seçim meselesi devam ederse hep bu döneme atıfta bulunulacak. Yani kör topal sakat da olsa bu dönem hep nazara verilecek. İşte o zaman da böyle olmuştu, o zaman da şöyle olmuştu, birinci turda şöyle olmuştu, ikinci turda böyle olmuştu. İşte hazırlıklı oldukları veya olmadıkları veya iki tur arasındaki seçim kampanyası, A, B, C, D, E planları falan hep nazara verilecek bir konu. Bu seçimin en önemli sonuçlarından biri muhalefetin terör örgütleriyle işbirliği içinde olduğu iddiası, savı, propagandasının iktidarın ikna etti veya ikna etmeyi başardığı halkın yarısı tarafından satın alındığı gerçeğiydi. Muhalefet de bu gerçekle ilk defa yüzleşti ama şunu da önemsiyorum. Bu kadar ağır propagandaya, bu kadar ağır bürokratik baskıya rağmen halkın yarısı Erdoğan'ı istemiyor, nefret ediyor ve onu oradan göndermek için sandık başına gidiyor. Ve bunun olmadığını gördüğünde de hayal kırıklığına veya düşüyor veya büyük bir psikolojik çöküntüyle karşı karşıya kalıyor. Yani Erdoğan bu kadar yoğun baskıya, bu kadar yoğun propagandaya, bu kadar devlet imkanlarını, bakın dolar yakıyorlar şu anda. Hani Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır gibi bir atasözü var ya, şu anda kazma küreği bırakın, dolarları yakıyorlar evin fırınında, şöminesinde, neresinde artık. Ve tutamıyorlar, 20 lirayı aştı dolar, birazdan bakacağız. Buna rağmen iki kişiden birini ikna edemedi. Sadece iki kişiden biri ona oy verdi veya hala orada duruyor. Ve onun da esasen hormonlu olduğu ortada. Yani esasen Erdoğan'ın kemik oyu veya tutabildiği oy, kendine biat edenler, reis diyenlerin oyu %30-35 civarında, öyle görülüyor. Esasen üç kişiden biri, kalanını da ittifaklar, bastırmalar, hileler, manipülasyonlarla falan tutuyor görünüyor. Muhalefet iktidarın bunlar terörist ithamının altında kıvranırken iktidar gitti, gerçekten terörle iltisaklı bir partiyle seçim ittifakı yaptı. Yine bana göre doğru strateji muhalefet, yani muhalefet ne yaparsa yapsın geriye doğru 4-4,5 yıllık bir strateji bu. İktidarın stratejisi muhalefeti terörle yan yana kabul ettirme, halka bu şekilde empoze etme. Muhalefet aman üzerimize bir şey sıçramasın diye güya terörle arasına mesafe koydu. KHK'lara sahip çıkmadı, onların sesi soluğu olmadı, içinden gele gele. HDP ile oturup adam akıllı bir seçim, sandık
görüşmesi yapmadı filan. Aman üstümüze bir şey sıçramasın diye. Ben açıkta yani gerçekten de gerek HDP siyasetiyle, Kürt siyasal hareketiyle, gerekse KYK'ların sorunlarıyla ilgilenmediğini düşünmüyorum muhalefetin. Ve orada gerçekten samimi bir takım çabalar olduğunu görüyorum. Ama maalesef iktidarın şeytanlaştırmasından onlar da böyle bir tırsak politika şeyine girdiler. Sürecine girdiler ve bunlar yaşandı, gördük. Birinci tur oldu. Çok da fazla uzatmayacağım. Şimdi bunu nasıl aşacaklar? Birinci turdan sonra ikinci turda bunu nasıl aşacaklar? Onun çabalamalarını görüyoruz. Ben şu görüşe daha yakınım. Pusula'da iki Erdoğan yok derken hemen Sarıyer'e geleyim. Pusula'da iki Erdoğan yok. Erdoğan ve karşısındaki aday var. O da Kılıçdaroğlu. Ben açıkçası mükemmel diye bir şey yok. Evet. Ve bu hep söylüyorum. Normal Türkiye demokratik bir ülke olsa ben belki oy kullanmayı bile düşünmem. Ya da sandığa gittiğimde oy verecek parti veya lider bulamam. Böyleyken böyle. Bütün partileri katarak söylüyorum. Sol partileri de sağ partileri katarak da söylüyorum. Hiçbiri bana göre oy verilebilecek, benim oy verebileceğim çıtayı geçemiyor. Fakat yani mükemmel yok diye de sandığa gitmemezlik edemem. Neden? Kötünün iyisine oy vermek gibi bir kavram var ama son dönem işittiğim ve bana daha makul gelen kavram şu. Mevcutlar arasında en az kötüyü seçelim bari. Neden? Çünkü bana göre ortada iki seçenek yok diyen insanlar için söylüyorum bunu. İki seçenek var. Ortada iki seçenek yok diyenler, ortada sadece Erdoğan mı seçeneği var. Hangisini seçersek seçelim bu durum devam edecek, değişmeyecek. Pesimistleri var, yani kötümserleri. Buna katılmıyorum, pek öyle değil. Erdoğan kültü diye bir şey var. Daha önce de anlattım, kısaca geçeyim. Erdoğan kültü 2002 yılında başlamadı, 94'ten bu tarafa geliyor ve 30 yılda oluşturulmuş bir kült ve hiçbir insanoğlu, hiçbir Ademoğlu Erdoğan'ın yerine geçemez. Mümkün değil. Oğlu kızı dahil, damatları dahil. Ve şu anda aday yelpazesi içindeki bütün adaylar içinde hiçbirinde bir Erdoğan, yani Erdoğan potansiyeli olsa bile Erdoğan olamazlar. Önlerinde bir 20-30 yıl olması gerekir. Erdoğan karizması, Erdoğan'ın yaşadıkları, o günkü konjonktür falan olması gerekir. Bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla Erdoğan giderse Türkiye 29 Mayıs pazartesi sabahına daha umutlu uyanabilir. Fakat bahar gelmeyecek hemen akşamdan sabaha. Ve ben inanıyorum ki ve biliyorum ki önümüzdeki bir buçuk sene bataklığa batan tanklar gibi pek çok parti, siyasi lider falan batacak ve arkadan gelenler onun üzerinden geçerek belki yeni bir ülkeyi inşa edecekler. Ben restorasyon da demiyorum. Yeni bir ülkenin inşa edilmesi gerekiyor. Mücadele bunun daha az hasarla atlatılması mücadelesi. Buna böyle bakıyorum. Pusula'da iki Erdoğan yok. Tek Erdoğan var. Sandığa giderken böyle düşünmenizde yarar var ve bu pusula gelecek. Son derece basit bir pusula. Katlanmadan zarfa konuyor ve sayımı da kolay, hesabı da kolay. Manipüle edilmesi zor. Yok mühür çıktı çıkmadı, dağıldı dağılmadı. Nereye oy verecektik? Amblem falan böyle şeylerin hepsi yok. 1 milyonun üzerinde geçersiz oy vardı birinci turda. Ben o geçersiz oyların da büyük ölçüde düşeceğini zannediyorum. Çünkü geçersiz oylar bir oy ona bir oy ona kampanyasında yanlış algılanmış olabilir. Bazı pusulalarda çifte oy olduğu falan gözlenmiş filan. Neyse. Erdoğan bu hafta iki yayına çıktı. Bunları farklı bir gözle seyrettim. Çünkü aynı mekanda çekilmiş muhtemelen Dolmabahçe ofisinde İstanbul'da. İlki hafta başındaki TRT yayınıydı. İkincisi de dünkü CNN Türk kanalda yayınıydı. Her iki yayında da Erdoğan en çok güvendiği, inandığı ve sevdiği isimlerle ekrana çıkmayı tercih etti. İlk yayında TRT'de Abdülkadir Selvi ve Pelin Çift vardı. İkisini de ismen tanıyor ve ikisine de güveniyor. İkisinden de bir yanlış hareket geleceğini falan asla düşünmüyor. Aynı şey dünkü CNN Türk Kanal D yayın içinde geçerli. Hande Fırat ve Ahmet Hakan en güvendiği isimler ve onlardan bir ne bileyim ters hareket görmeyeceğine inandığı isimler. Erdoğan bu hafta şunu denedi. Bu Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'de 7-8 saat süren çekimler 4-4,5 saati yayınlandı. Prompter'sız her türlü gelen ters köşe sorulara
verdiği cevaplar sadece işte not almak için, soruları not almak için elinde bir kağıt kalem var ama onun dışında bütün sorulara cevap veren 74 yaşında bir lider ayakta dimdik 7 saat boyunca bunu yapıyor falan. Yani ben öyle bir şeye maruz kalsaydım, benim düşüncelerimin karşısındaki insanların 7-8 saat boyunca sorularına o sahnede maruz kalsaydım, yani 2 gün falan kendime gelemezdim. Evet, belki yapardım. Yani enerjim de buna izin verirdi. Zihinsel olarak da her soruya cevap vermeye çalışırdım falan ama bu şeyin ardından, bu müsabakanın ardından öyle böyle değildir. Herhalde birkaç kilo vermiş olurdum o yayından sonra ve 48 saat falan kendime gelemezdim. Çok net söylüyorum. Öyle bir şeydi yani. Bunu da belki görmüş olacak Erdoğan iletişim ekibi. Bu hafta tavır tarz değiştirdiler ve Erdoğan prompter'a çok fazla bakmadan, prompter'a bağlı kalmadan konuştu. Bunu ilk Abdülkadir Selvi TRT yayınında denediler. Gazetecilerin arka tarafında prompter vardı. Erdoğan ara ara ona baktı ama daha çok spontan konuşmaya çalıştı. Sorulara cevap vermeye çalıştı ve bunu yaparken de zaten ama montaj ama şu ama bu gafına imza attı ve o da zaten Erdoğan'ın yalan galerisinde ilk sıraya oturdu. Dünkü yayında prompter hiç yoktu çünkü kameralar artık Hande Fırat ve Ahmet Hakan'ın arkasını gösteriyordu. Açı değişmişti ve arkada herhangi bir prompter düzeneği olmadığını görüyordunuz. Ama yer yer muhtemelen A3 kartlarına notlar alınıp Erdoğan'a gösterilmiş olabilir. Bu da son derece normaldir. Batı'da da oluyor. Bunu şeyden saymıyorum. Canlı yayın veya işte program canlı yayın değildi bir kere de. Bunu bir program hilesi veya işte suflörlüğü falan olarak saymıyorum. Bu normal bir şeydir. Lider konuşurken danışmanları kameranın arkasından ona notlar gösterebilirler. Bu normaldir. Erdoğan da bunu zaten ilk başlarda yapıyordu. Sonra terk etti. Ağırlıklı olarak 1 saat 10 dakika 15 dakika boyunca yayın 1 saat 20 dakika sürdü galiba. 1 saat 20 dakika boyunca Erdoğan hep spontan konuştu. Ara ara kendisine gösterilen kartlara baktı ve yığınla şeye imza attı. Gafa imza attı. Yavuz Sultan Selim üzerinden mezhepçi gönderme, çözüm sürecinde akil insanlar heyetine entel dantel demesi, Sinan Oğan'a eleman demesi, Cumhur İttifakı'nın elemanı demesi filan, sahaya çıkacak Antalya'da filan arkadaşlarımızla falan diye bir sürü şey. İşte küresel Körfez'den yeni gelen finansmanla ilgili, işte efendim Körfez'den para depo eden ülkeler oldu bizim finansal sistemimize dedi. Bu da ister istemez kısa sürede olsa piyasamızı rahatlattı dedi. Demek ki piyasalar kriz içindeydi yani ve böyle tampon tedbirlerle bir rahatlama. Bir sürü gafa imza attı. Dikkat çeken 4'ü 5'i buydu. Ağırlıklı olarak herhangi bir karta veya promptura bakmadan sorulara cevap vermeye çalıştı ama Erdoğan kadar da Hande Fırat ve Ahmet Hakan konuştu. Neden? Çünkü hep Erdoğan'ı toplamak, Erdoğan'ın laflarını tamamlamak, cümlelerini düzeltmekle geçti bütün program. Diken üstündelerdi, bir şey deniyorlardı. Başarılı oldular mı? Hayır, olmadılar. Erdoğan yığınla gafa imza attı. Ama bak, promptersiz de konuşuyor, konuşabiliyor, sohbet edebiliyor dedirtmek için yapılan bir programdı bu. Ne kadar entel danter, ne kadar kanaat önderleri varsa çözüm sürecinde davet ettik. Evet, günün gafı da, gecenin gafı da bu oldu Erdoğan'ın ağzından. Fakat durumlar pek öyle değil. Dolar gece yarısı 20.47'yi görmüş. Şu saatlerde de 20 lira, ben yayını çektiğim saatlerde de 20 lira seviyesinde yürüyordu. Bakalım iş nereye gidecek? Bakın, faiz oranları. Piyasada ikili faiz, ikili kur var. Yani ilan edilen faizle reel faiz farklı. Gene kurda da farklılıklar var ve bunu daha baskın olarak 29 Mayıs'tan sonra yaşayacak Türkiye. İstanbul'daki konut fiyat endeksi, yani para politikasının sonucu, 2021'den sonra nasıl tırmanışa geçmiş? Bu para politikasının tipik sonucu. Uğur Gürses paylaşmış, 41 yılda görülmedik bir tablo diyor. Hiçbir çalkantı ve krizde 1988, 91, 94, 2001 bu derece olmadı diyor. Merkez Bankası döviz pozisyonu tablosunu alıntılayarak böyle bir şey paylaşmış. Muazzam ekside piyasalar, Merkez Bankası döviz rezervleri. Yani 41 yıldır olmayan tablo derken kastettiği şu, 70'lere dönüyoruz. Yani şu anda 41 yıl öncesine döndük. Bir süre sonra tam 70'lere döneceğiz şeyi. Net döviz satışı birikimli milyar dolar cinsinden eksi 24'te. 30 Aralık'tan bu tarafa, yılın ilk 5 ayında.
Kılıçdaroğlu ekonomi son derece önemli. Yani gündem ekonomi olmalı. Gündem Ümit Özdağ, Sinan Oğan olmamalıydı. Gündem ekonomi olmalıydı. Kredi kartı borcunun faizini sileceğim. Ana para 36 takside bölünecek demiş attığı SMS mesajında. İşte bu SMS mesajı dün paylaşıldı. Mühim bir mesaj. Keşke bunun gibi benzer somut mesajlar da paylaşılsaydı. Figen Albuka Çalıkuşu yazmış. 1 kilo kemik 180 lira. 1 kilo havuç bildiğiniz 60 lira. Böyleyken böyle et değil, 1 kilo kemik 180 lira. Sadece mesele soğanla, patatesle sınırlı değil. CDS çok konuşuluyor. IMF bir anlamda out oldu. CDS daha çok konuşuluyor. Yani kredi risk primi. Bunun açılımını ve ne olduğunu Mehmet Altan alıntılamış. Yani ülkenin borçlarını geri ödeyememe riski. Ve CDS primi, bunun bir, yani bir sigorta maliyeti var. Buna böyle borçlanıyorsunuz. Ondan dolayı şu anda dolar ararken dünya piyasalarından çok yüksek faizlerle dolar bulabiliyorsunuz. Niye? Çünkü CDS priminiz öyle. Gerçek gündem. Hatay'dayım. Ne Babala TV, ne Twitter, ne alternatif medya. Bunlara erişim çok kısıtlı. Halk internetsiz. Cepten internet pahalı. Televizyonlar enkaz altında kalmış. İnsanlar enerjilerinin ve zamanlarının çoğunu temel ihtiyaçlarını temin etmeye harcıyor. Hatay depremden 3-4 ay sonra hala yaralarını sarabilmiş değil. Ama işte siyasetin kısır döngüsü. Yok Ümit Özdağ'a koltuk teklif ettiler. Yok Sinan Oğan'a koltuk teklif ettiler. Etmediler hikayesi. Yani Erdoğan demiş ki Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kendisini desteklemek karşısında İçişleri Bakanlığı görevi istediğini, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a 3 bakanlık teklif ettiğini falan söylemiş yani. O arada Sinan Oğan'la ilgili Mansur Yavaş mühim bir bilgi paylaşmış. Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan koltuk talebi de bulunmuş. Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklar edilmesi gerekir. Aksi halde ikna edemem demiş. Ama aynı talebi Erdoğan'dan yaptı ve Erdoğan reddetti belki. Fakat orada tabanını ikna etmiş demek ki. Neyse, geçeceğiz. Bakın TRT'nin 1 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasında 41 günlük canlı yayın performansında Tayyip Erdoğan'a 48 saat, Kemal Kılıçdaroğlu'na 32 dakika ayrılmış. Bahçeli'ye de 28 saat ayrılmış orada. Onu geçelim. Meral Akşener ve Sinan Oğan 0. Sinan Oğan o gün Ata İttifakı otobüsüyle TRT'nin kapısına dayanmış ve CNN sana da geleceğim, sıra sana da gelecek falan diye oradan mesaj vermişti. Fakat arka arkaya iki kanala da çıktı. TRT yayını böyle anonsladı. Anonslarken de Sinan Oğan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı diye anonsladı. Hala kendini Cumhurbaşkanı adayı zannediyor. Bir de Ata İttifakı devam ediyor zannediyor. Neyse, geçeceğiz. Sonra da CNN'e çıktı. Erdoğan'ın sevdiği muhabirle, full ya bilmem kim, bilmiyorum. Sadece adını biliyorum. Ama Erdoğan'ın favori muhabirlerinden onunla çıktı. Yani belki bugün bir yere daha çıkar, yarın bir yere daha çıkar. Biat edince bütün kapılar ardına kadar açılıyor. Bir başkası Abdülhatif Şener'in oğlu seçimlerden 4 gün önce meclis başkanı tarafından özel kalem müdür yardımcısı olarak atanmış. Yarın da başka yerlere zıplayacak. Kamuda artık işler uzun zamandır böyle yürüyor. Bir yere atanıyorsunuz, sonra orası refere edilerek başka yerlere geliyorsunuz filan. Yazık. Satan satana. Nuray Babacan enteresan bir yazı kalemi almış Gazete Pencere'de ve diyor ki Erdoğan'ın sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte ailenin rolü fazlalaştı. Sadece eşlik etmek, yardım etmek değil, bizzat karar mekanizmalarına dahil olma noktasında artık Erdoğan parti kurmaylarıyla değil ailesiyle karar alıyor demiş. Bütün atamalar için de bu geçerli demiş. Enteresan. 29 Mayıs sonrası Erdoğan kazanırsa Türkiye'si. Uğur Dündar hayatım boyunca böylesine yalan ve iftirayla kurgulanmış bir seçim kampanyası yaşamadım diyor. O yaşamadıysa kimse yaşamamıştır. Uğur Dündar Ağustos ayında 80'i dolduracak. Allah uzun ömürler versin. 80 yıl boyunca böyle bir seçim görmedim diyor. Birkaç gün önce Can Dündar da aynı şeyi söylemişti. 79'dan beri içeride dışarıda pek çok seçim takip ettim. Böylesini görmedim demişti. Selahattin Demirtaş günler süren sessizliğini bozmuş. Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım. Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin. Bir nefes için bir oy verin demiş Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı eşliğinde. Belli ki Selahattin Demirtaş da sol ittifak bileşenlerinin HDP ve Yeşil Sol'un açıklamasını bekledi. O açıklama geldikten sonra da böyle bir tweet attı. Kılıçdaroğlu'na açık desteğini yineledi. Bu önemli bir gelişme. Arzu Yıldız'ın paylaşımıyla yavaş yavaş toparlayalım. Kılıçdaroğlu'nun bitmiş bir ülkeden
nasıl bir kazancı olacak? Gerçekten de öyle. Kılıçdaroğlu, yani şu anda Erdoğan sonrası ülkenin yönetimine kimse talip olmak istemezdi. Kılıçdaroğlu buna talip olarak büyük bir cesaret gösteriyor. O batan tanklardan biri olma pahasına. Adamın çıkarı ne? Saçma sapan sıfatlara koltuğa mı mücadelesi? Aynı şeyi cezaevinde yatan Demirtaş için de söyleyebilirim. Bu insanların emeği kendi refahı için değil, sizin iyi şartlar altında yaşamanız için demiş. Haksız değiller. Haksız değil Arzu Yıldız. Böyle. Yavaş yavaş manşeti toparlıyoruz. Ve iyi hafta sonları. Bir nefes bir oy. Türkiye kararını ver. Her ne olursa olsun 29 Mayıs'tan itibaren sıkıntılı günler, ekonomik açısından bir darboğaz kapıda. Bu darboğazı nasıl atlatacağına Türkiye karar verecek, seçimini yapacak. Biz de bütün gün boyunca, pazar günü 28 Mayıs'ta gelişmeleri takip edeceğiz. Moonstar ekranında ben yayında olacağım. Erhan Başşurt, Turan Görü Yılmaz'la birlikte kamera arkasında Selim Bayer bize eşlik edecek. Ve Moonstar öğleden sonra Türkiye saatiyle, daha doğrusu Türkiye saatiyle 17'de sandıkların kapanmasından itibaren, İngiltere ile Türkiye arasındaki saat var, bize göre öğleden sonra yayında olacak. Geç vakte kadar sonuçları ve ardından yeni Türkiye'yi, 28 Mayıs sonrası Türkiye'sini birlikte analiz edeceğiz. İyi hafta sonları demeden önce in out. Haftanın son in out'uyla kapatıyoruz. İyi hafta sonları Türkiye. Bu seçim her ne getirirse getirsin, hayırlı olsun, hayırlar getirsin.